Videoya geçmeden önce yeni 300 karede çekişi başlattık. Sol tarafta görüyorsunuz, şartlarda resimde var. Sağ tarafta da eski fenek çekişimizin kazanları açıklandı. Kazan arkadaşlar da bana Instagram'dan ulaşırsa sevinirim. O zaman şimdi videomuza geçelim. Selam arkadaşlar. Bugün sıfırdan elmasa, hatta çıkabilsek şampiyona serimizin 3. bölümünde karşınızdayız ve gümüş 3'teyiz. Bugün Gold'la çıkacağız, altın rankına ayak basacağız ve ayak basmadan önce de bu tarz videoların devamını istiyorsanız ve bu seriyi beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup 3 saniyenizi ayırıp kanala abone olup zil butonunu açarsanız çok sevinirim. Çünkü bizi izleyen kitlenin sadece %15'i kanala abone, diğer %85 kitle bu videoları izliyor ama kanala abone değil. O zaman maçımıza geçelim. Karşı Türk verdi bu arada. Ve adam klan adına direkt Türk diye yazmış. Hey maşallah. Güzel. Kaplan 38.91. Şimdi Gold, dediğim gibi Gold'a ayak basacağız bugün. Sanki aya ayak basıyoruz. Ben de öyle bir söylüyorum ki Gold'a ayak basacağız gibi. Neyse, adamın hatasından ilk golümüzü attı. Kaplan abimiz mi yaptı o hata? Aynen, Kaplan abimiz hata yapmış orada ve Kaplan abimizin hatasından birinci golü attık. Şimdi bu ranklarda dediğim gibi seriyi buradan izleyenler varsa tekrardan söyleyeyim. Kesinlikle adamınızın topuna dalmıyorsunuz. Oha. Onun dışında toksiklik yapmıyoruz ve aerial'lara önem veriyoruz. Yani aerial dediğimde hava topları. Olabildiğince topları havaya atmaya çalışıyoruz. Çünkü bu ranklarda daha başlangıç rankları, artık başlangıçtan orta seviye geçiş rankı olduğu için adamların hava toplarında beyin yanıyor. Güzel vurdu. Bak mesela bu adamın yanacak şimdi beyni. Gördün mü? Ah, oha, kurtarmıştım. Kaplan abimiz yapıştırdı golü. Mesela şekil A'da bak, adamın beyni yanmış yani, gitmiş demiş. Ne oluyor? Bu nasıl top? Aynı bu şekilde hava topları atmaya özen gösterin arkadaşlar. Bu arada adam güzel attı. Şöyle güzel attı. Güzel diyelim de. Üzgünüm diyor. Problem değil. Sıkıntı yok. Toksiklik yapmıyorum dediğim gibi. Ya siz de yapmayın yani. Yapmıyorum derken, yani yapmıyorum aynı zamanda size de söylüyorum yani yapmayın diye. Adamınız kötü oynasa bile sıkıntı yok abi. Yani sağınızda cevap verin, oyununuzda cevap verin. Şimdi adam vuracak mı ona? Şimdi adamın gelmesi lazım. Bak kaleye bekliyor. Bu da yapılan bir yanlışlardan bir tanesi. Adam şu an resmen ben ne söylemek istiyorsam onu uyguluyor ya. Çok iyi. Bu anlamda da güzel oldu. Fake vermek istedim. Fake yemedi. Aa, çıkamadım ceiling'e. Sıkıntı yok. Bakalım. Bu arada ceiling dediğim de tavan vuruşu arkadaşlar. İngilizce karşılığı tavan vuruşu demek oluyor. Şöyle bıraktım adamı. Hadi oğlum yapıştır. Aslanım benim be. Kaplan abimiz orada topu tutamadı. Bir bakalım ne yapmış. Yok abi, Kaplan abimiz pozisyonun içinde bile yok. Adam gitmiş bulsa. Tamam, sıkıntı yok. 2-1'e geldi. Neyse sen git bakalım. Şu Gold'u artık bir görelim ya. O Gold'un sarı logosunu. Bak şimdi şu adamı bir patlatmayacağım ya da, ya vazgeçtim abi. Çok düşük rankli, şimdi ayıp olmasın. Çünkü bu ranklarda adam patlatınca adamlar raporlu ya. Böyle bir sıkıntı var. Hani patlatmayı şey diye sanıyorlar adamlar. Ban sebebi falan diye sanıyorlar. Halbuki oyunun bir mekaniği ama tabii ben bu ranklarda çok fazla yapmayacağım. Şimdi burada ne oldu? Artık pozisyon geçti de çok kısa anlatayım. Adam yine iki kişi girmişler. Biri de üstüne yanlış vurunca biz o hatalar zincirinden golü attık. Evet, 4'ü attı adam büyük ihtimal. Helal, güzel. Ha, bu maç tahmin ettiğimden daha kısa sürecek büyük ihtimal. Kaplan abimiz orada kick-off yapamamış ve Kaplan abinin hatasından da orada reis yapıştırmış golü. Evet, kapı çaldı arkadaşlar. Ben de yarıda kestim ama adamlar FF verdi. Şöyle göstereyim bakın. 470-21. Gümüş 3, küme 4. Bir sonraki maçta artık Gold'a ayak basacağız. Adam da grup kurmak istiyor tabii ki de. Ondan çıkacağım ve bir sonraki maçta geliyor. Evet, Gold'a çıkış maçımıza geçtik. Şimdi karşıda Gold turnuvası kazananı var. Bakalım, bu da güzel bir örnek olacak. Yani has bir Gold var karşımıza ve bakalım nasıl oynuyor. Göreceğiz. O adam ki kafa gitmedi, bu kötüye işaret. Ah, tuttum, tamam. Kınarak tuttum var ya. Oo, peki.
Orada topu bırakıp Bulls'a gitmesi bu arada çok yanlış arkadaşlar. Siz böyle yapmayın sakın. Ah be. Çok kötü yani, zamanlama çok kötüydü. Baksana abi, adam şey topa gitmiyor. Bir tek değişik oynuyor bu da. Tamam, golümüzü şöyle filikleyerek attık. Güzel. 1-0'a geldi. Şimdi burada aslında adamların hiçbir hatası yok. Yani hatası yok derken, orada daha iyi tutabilmiş ama hani daha iyi yükseğe çıkabilmiş ama tabii ısık aldığı için de gol yedi. Ama Gold'ların tabii ki de o topları tutma kabiliyeti çok fazla olmadığı için de. Reis sen ne yapıyorsun ya? 1-0'a geldi maç. Adam lafımı da böldü konuşurken. Çok güzel pas. Şöyle de bitirelim. Güzel. 2-0'a geldi. Oğlum adam direkt maçtan çıktı. Ne oluyor abi? Lan daha 2-0 oğlum, oynasanız ha. Evet, maçı kazandık arkadaşlar. Adam FF vermedi ve yaklaşık 10 dakika boyunca 2 ve 1 maç attık sadece ve 10'a 1 bitti. Bakın biz 6-3'e çıktık. O zaman son bir maç daha yapalım. Öyle de videoyu kapatalım. Son maçta ben... Evet, 6-1'deyiz. Niko Can var abi karşıda. Bu büyük ihtimal Türk'tür. Ben şöyle adama vuruşu yaptım da bakayım gidecek mi? Oo, gitmedi. Bu kötü oldu bayağı ve gol yemedik. Okey. Bak altında artık insanlar böyle ne yapacağını daha iyi biliyor. Bu arada çok kötü bir pas attım. Direkt kaleye dönmem lazım burada. Allah'tan vuramadı. Hala boost'um yok bu arada. İnsanlar dediğim gibi ne yapacağını çok daha iyi biliyor. O yüzden de oo, çok fena takla attık ya. Neyse, adamımız attı. Ulan ben mi attım onu? Çok garip başladık ya. İnsanlar ne yapacağını çok iyi bilmediği için de arkadaşlar, pardon, daha iyi bildiği için de, konuşamıyorum da, bronz receiver'larına göre böyle duvar vuruşlarını falan daha iyi yapabiliyor. Yani duvara çıkma olayını çözüyorlar, rotasyonu bir tek alışıyorlar artık. Bu tam o şeylere alışmanın geçiş seviyesi diyebiliriz. Onlardan hem bir parça görürsen böyle hatalı yapmaya başlıyorlar. Yani alışma evresi denebilir artık, geliş seviyesinden orta seviyeye. Şöyle bir fake atalım. Şöyle de mükemmel bir frik golü atamadık. Aa, bizim bu dileklerle olan şeyimiz ne ya? Valla sıkıntılı. Şöyle güzel vuruşlara teşekkürler diyorum. Bu adam nasıl çeyizlemiş abi. Evet, Gold'la olduğumuz için de tabii toksik olan oyuncu sayısı daha fazla arttı. Luck diyorum ben Elif. Ya illa şey mi oynuyorum abi, yani tryhard mı oynuyorum? Normal oynayışımızı mı yapıyorum yani Gold'ları? Onu anlamıyorum ben hani. Adamlar öyle bir şey yapıyor ki. Ha, normal oyun oynuyoruz abi. Oha. Ya şansa veya değil abi, belirtmene gerek yok yani. Ha bu şey gibi, siz bir maç yapıyorsunuz abi, halı saha maçı yapıyorsunuz. Karşıdaki takım gol atıyor, adamın yüzüne diyorsun ki şansa attın. Ha tam şansa atmış olabilirsin abi, oyun lan bu yani. Hani bir, ya başka bir şey yok. Ucunda kupa yok, başka bir şey yok hani, ondan bahsediyorum. Ha böyle şeyler ben aşırı takıyorum arkadaşlar, onun için de kusura bakmayın. Baksana abi, adam şey yapıyor. Bana sinirlendiği için. Bu arada güzel vuruş ve ben takılım abidin. Neyse, adamımız gitsin ya. Şöyle, of, elim çok acıdı var ya vururken. Elimi incittim abi. O kadar sert bastım ki tuşa. Golümüzü atalım. Güzel vuruş, eyvallah. Ha, güzel vuruş da geç abi, bu kadar zor değil. Hani lag işte, çok kötü oynuyorsun. You are trash diyorlar ya, bir de çöpsün falan. Hiç gerek yok bunlara. O adam kick-off'a gitmedi. Ay, üzgünüm. Kötü kaçırdık. Gel seni ben bir patlatayım da, diyeceğim de yok, patlatmıyorum hadi. Zaten kaçırdık adamı. Şöyle adamı bıraktım, bakalım ne yapacak. Güzel döndü. Vuracağım mı? Yok, vurmayacak. Tamam, ben gidiyorum. Abi artık vur, adam geliyor çünkü. Tamam, güzel döndürdü herif bize. Şöyle vuralım. Harika pas geldi heriften. Oo, çok fena sıkıldık. Adam atarım onu. Güzel. İyi bir takım oyunu yaptılar orada. Ve 4-0'a geldi. Bizim puanımız kaç? 564. Gayet yerinde. Bu da dediğim gibi videonun son maçı olacak. Adam da güzel bir şekilde golü yapıştırmış. Şöyle biz kick-off'a gitmeyeceğiz. Adam gidiyor zaten. Güzel dokundu. Bak şey, seken topları da daha iyi tahmin ediyorlar gördüğünüz gibi. Gold 1'e göre bu arada iyi oynuyorlar yani. Bir Gold
2 gold'u çabasına maç ya. Düşük gold gibi değil. O çok fena orada kol tutukluk yaptı bu arada. Yanlışlıkla sağ kırdım. Onu söyleyeyim. Hocam onu ben aldım, tamam mı? Sen bu sus kal. Şöyle kaldırdım havaya. Bakın buna ne yapacaklar. Oğlum adam bana vuruyor ya. Hocam ben senin o boost'unu alamadım mı? Peki. Almışım galiba da güzel çevirdi bu arada. Şöyle biz gidelim. Ah be, şeyi yapamadım. Güzel vurdu. Devamını getirse vururum. Şöyle ıkınarak vuruşumuzu yapalım ve 5-0'a gelsin. Bakalım adamlar FF verecek mi? Çok merak ediyorum. Bu arada rank yükseldikçe ben daha iyi oynamaya başlıyorum, bunu fark ettim. Ya yani bronza daha fazla zorlanıyordum. Gümüşte yine bir tık daha fazla zorlanıyordum ama Gold'da şu anlık için söylüyorum, zorlanmıyoruz gibi gözüküyor. Oh, kötü vurdum. Çok yüksekten gitti. Bak ben de mesela elmas oyuncusu olduğum için de bunları yapabiliyorum ama ayarını yapamıyorum. Ya ayarın derken işte şiddetindir. Başka bir şeydir. Oğlum o gece var ya. Bunu abi adamlar kazma değilse atarlar bunu. Ki atamadılar. Şöyle Bursa gitmiyorum. Bakın top kalemize geleceği için burada duruyorum. Ki adamlar gol atmamak için yani çaba gösteriyor. Güzel vuruş. Bursu da aldı. Benim bu arada boost'um hiç yok. Tamam, buradan aldık. Abi çok kötü sekti ya. Şöyle gidelim. Ah kaldım böyle. Tutuklu kaldım resmen. Hiçbir şey yapamadım orada. Buna vurur musun adam? Vuramadı. Abi bak yine kol tutukluk yaptı. Orada hafif sağ kırdım ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz kolumda sıkıntı var. Onun için de dediğim gibi üzgünüm. Şöyle adamımızı izliyoruz. Güzel vuruş. Devam etsin. Etmedi. Okey. Tamam. Ediyormuş. Çeyizlemiyorum topunu. Yine devam. Helal. Çok güzel. 6-0 oldu. Bakalım FF verecek mi adamlar ya. Bak bu düşük ranklarda şey muhabbeti çok iyi abi. Adamlar FF vermiyor. Ama mesela platta olsak, Diamond'da olsak, şampiyonda olsak ya daha yüksek bir rankta olsak bu dakikada bu skor olunca adamlar FF veriyor abi. Ama bunlarda şey yok. Hani oynayayım ne olursa olsun mantığı var. Gayet iyi kurtarış bu arada. Helal olsun. Adam bu arada Gold 1 gibi oynamıyor abi. Yani net bir güzel. Bakalım devamını getirecek mi? Getiremedi. Olsun. Tamam. Chase'e bir tek o kadar olur artık. O ben bu arada kaldım abi böyle. Neyse adam benim yerime attı da orada top kamerasında olduğum için arkadaşlar vuramadım topa yani. Böyle benim yandı bir tık ama sıkıntı yok. Ve bug'a girdik abi adam bizi patlattığı için. Top kamerasında böyle kaldık. 7-0 oldu. Ben de o zaman şöyle bir fanteziye kaçayım. Şöyle bir kickoff yapayım ya. Bakalım bizim adam vuracak mı ona? Yani çok iyi olmayan vuruş. Şöyle zor bir vuruş deneyeceğim, yok zaten girmedi ama pas oldu. Ha bu adam ne yapıyor ya? Ve maçımızı kazandık. Bakalım gold kaça attı? Şöyle bir gel. Abi bu nasıl bir toksiklik? Neyse maçı burada bitirelim. Yapacak bir şey yok. Bu arada adam abi maç sonunda umarım annen ölür dedi. I hope your mama style. Yapacak bir şey yok. Video da burada bitsin. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve bu senin devamını istiyorsanız güzel bir like atmayı unutmayın. Senin bir sonraki bölümünde altın 2'ye çıkacağız ve artık platine doğru işin böyle renginin değişmeye başladığı yöne doğru devam edeceğiz. O zaman hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.